ayında okuyacağım kitaplardan bahsetmek istiyorum. Belki bu kitaplardan içinizde okuyacaklar olur ya da aklınızda başka bir liste varsa da bir iki kitap bu listeden eklersiniz. Beraber okuruz ya da size ki kaynak olur diye böyle listeleri yayınlamayı seviyorum aslında. Şimdi benim Ağustos listemde aslında ilk okuyacağım olan kitap şöyle aşağılarda kalmış. Bunu okumaya başladım. Gogol'dan Taras Bulba eseri. Gogol'un biliyorsunuz Ölü Canlar eseri var. Bir Delinin Güncesi, Palto ve Müfettiş. Yani Rus edebiyatının babası aslında Gogol. Ben Palto'yu okumuştum. Çok Çok. etkileyici bir kitap gerçekten. İncecik de bir şey zaten. Hemen okuyabilirsiniz. Dostoyevski'nin bir lafı var. Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık diye. Yani Rus edebiyatını oluşturan köklü yazarlardan birisi Gogol. Ölü Canlar da çok etkileyiciydi. Taras Bulba ise bu Gogol'un gerçekten çok farklı bir eseriymiş. Yani arkasında da öyle yazıyor. İçeriği de biraz okumaya başladım. Ukrayna doğumlu Gogol ve Ukrayna'daki bu Kazakların kültürünü yansıtıyor aslında. Zaten hani klasiklerin büyük ölçüde klasik olmasına sebep olan şeyler oradaki toplumun kültürünü yansıtmaları, oradaki estetik kaygıları, işte kültürel geleneksel yapılarını bize yansıtmaları aslında. Hem de işte toplumsal eleştiriler, sosyolojik, psikolojik eleştiriler de yer alıyor içinde. Burada da Kazakların kültürünü bize aktarıyor. İşte Ruslar, Ukrayna, o çevrelerde olan kültürü Ay. daha iyi biz de öğreniyoruz. Şimdilik böyle ben hiç Kazaklarla alakalı bir çok böyle detaylı bilgim yok. Ancak Türkler de geçiyor işin içinde. Tabii ki o eski yıllarda işte Osmanlı Devleti'nin olduğu zamanlarda Türklerden bahsetmemek mümkün değil zaten. Orada mesela 4. Mehmet'e yazılan bir mektuptan bahsediyor bu Kazaklar tarafından. Kazaklar da aslında Türkler gibi böyle hırçın, işte at, avrat, silah mantığı olan bir kültür. Buradaki bakalım Taras Bulba'da bu mesela bizim doğu tarafında hala var ola gelen, yaşayan böyle köylü amcalarımız, dedelerimiz gibi bir karakter sanırım. Okuyorum şimdi. Bakalım devam edeceğim. Bir diğeri ise Ferdi Dörk. Bu yazarı okuyamıyorum ama Witold Gombrowicz sanırım. Şöyle göstereyim. Bu yine benim Halil Serkan Özür'ün listesinden aldığım, yani öğrendiğim bir kitap oldu. Gözüme Yok. çarpan bir kitap değildi kitapçılarda. Ferdi Dörk yine yayınlandığı zaman da Naziler sonrasında da komünist rejim döneminde yasaklanmış bir kitap. Yani basımı yasaklanmış, hiçbir şekilde basımı yapılmıyormuş. Bu yasaklı kitaplar biliyorsunuz çok merak uyandırıyor. Yani bu Temmuz ayında bahsettiğim aslında Kreutzer Sonat da ilk basıldığında bayağı yasaklanmış bir kitap. Uzun süreler boyu yasak altındaymış. Bu da aslında arkasında yazılanları okumak istiyorum ben. Gombrowicz bu yüzyılda hatta belki de başka bir yüzyılda da kavrayamayacağımız meseleleri dert edinmiş. Proust'un ölümünden sonra yazılmış 3 veya 4 büyük romandan birisi olarak görüyorum demiş Milan Kundera. Burada aslında insanın varoluşçuluğuna biraz değiniyor. Topluluk içerisinde insanların takındığı maskeleri, aslında insanları yaratanların bu insanlar olduğu gibi bir takım düşünceler var. İşte kendisine çocuk gibi davrandıkları için bir çocuğa dönüşen bir adamın grotesk hikayesi. Bu da ilginç bir kitap. Bir diğeri yine Can Yayınları'ndan Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı. Bu kitabı çok uzun zamandır kütüphanemde bekletiyorum. Çünkü korkuyorum biraz da. İnce olmasına rağmen ağır okunduğunu biliyorum. Yusuf Ben de Atılgan'ı öğrendiğim bu kadarıyla. yüzden Ben beklettim açıkçası. Ama bu Ağustos ayında artık okumam gerektiğini hissettim. Böyle merak ediyorum bakalım beni zorlayacak mı gerçekten. Bir diğeri de bir distopya. Philip Dick'in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi isimli kitabı. Ben bir ara distopya okumuştum. Bayağı uzun böyle üst üste daha doğrusu. Distopyalar öyle üst üste çok okunabilecek kitaplar değiller. Çünkü gerçekten sinirinizi bozabiliyor bir süre sonra ya da böyle karamsarlığa itebiliyor bu sizi. Herhalde o zamanlardan kalan bir kitap. Bunu da şimdi okumak nasip olacak. Bakalım Androidler elektrikli koyun düşler miymiş?
Bir diğeri ise Alberen'in yazdığı Bilinmeyen Yönleri ve Gizli Hayatı ile Monsieur Proust. Celeste Albare, Proust'un hizmetkarı, yani onun yanında çalışan bir görevli. Onun gözünden Proust'u okuyacağız burada. Bunu da bir kutu kitap daha ne zamanda? Sanırım Ekim ayında ben almıştım bunu. Zaten o zamanlar böyle Proust kitapları o zamanlar dikkatimi çekmeye başlamıştı. Dedim bu herhalde ilk bunu okumamam gerekiyor. Önce Proust'un kitaplarını okumam gerekiyor. Öyle de yaptım. Şimdi artık buna sıra geldi. Bir diğeri de Hasan Ali Yücel klasiklerinden William Shakespeare Othello. Shakespeare'in de eserlerini yani okumadan olmaz. Şimdi bir edebiyat tutkunu olarak okumam gerektiğini biliyorum. Othello'dan başlamak istedim. Bakalım, hiç bilmiyorum. Şu anda bir tiyatro oyunu gibi konuşmalar var içinde. Burada da kıskançlık, hırs ve coşkuyu dinamik ve görkemli bir şekilde yansıtmış diye bir kısa bir açıklaması var. Bir diğeri İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Zweig'ın Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar kitabı. Bu herhalde Stefan Zweig'ın en kalın kitabı. Öyle aradım buldum. En kalını neymiş? Buymuş dedim. Yok şeyde. Yine benim o listemde yer alan bir kitap. Burada Kazanova, Stendhal ve Tolstoy'dan bahsediyor. Aslında 3 tane yazarı şöyle içinde de var. 3 tane yazarın kitaplarından işte edebiyatların nasıl oluşturduğundan bahsediyor. O yüzden çok ilgimi çekti benim. Aslında önce bu yazarların belki Tolstoy'u tamam tanıyorum ama diğer yazarların kitaplarını çok okumadım. Belki onları da okumama vesile olacak diye. O yüzden bir an önce okumak istiyorum. Bir diğeri de Canım Yaşar Kemal, Üç Anadolu Efsanesi. Her ay bir Yaşar Kemal okumak istiyorum aslında bundan sonra. Alışveriş sepetime Sabahattin Ali ekledim. Biraz Yaşar Kemal ile benzettiğim için de. Bir sonraki ay belki ona ara verip, yani Yaşar Kemal'e ara verip Sabahattin Ali ile devam edeceğim. Burada da Köroğlu, Karacaoğlan ve Alageyik efsaneleri var. Bunu yine sanırım Begüm'le okuyacağız. Yaşar Kemal Efsanesi'nin belgeselini de izleyin bence. Ondan sonra bir yazarla ilgili ya hayatını öğrenmek zaten bir yazarın gerçekten çok güzel. Böyle o kitaplarını nasıl yazmış, hangi konumlarda, yani neler düşünerek, ne isteyerek yazmış, onu görmüş oluyorsunuz. Burada da biraz daha oturmuş oluyor eserleriyle beraber hayata bakış açısını öğrenmeniz. Size daha bir genel açıdan bakmanıza sebep oluyor. Bu yüzden benim çok hoşuma gitti belgesel. Bu arada şehrinizde hangi gösterim merkezlerinde var? Onlara bakıp gidebilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum herkese. 130 dakika, yani 2 saat küsür sürüyor. Ben çok zevk aldım gerçekten. Hem de duygulandığım anlar da oldu. Çok güzeldi. Evet, benim Ağustos ayı listem bu şekilde. İçinde okumak istedikleriniz var mı? Varsa beraber okuyalım. Bana haber verin, yorum yazın ya da Instagram'dan bana ulaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.